Neresi, nasıl ve neden geldi? Bu soruların cevaplarını bulmak için bir hafta önceki programımıza gitmemiz lazım. Ve şimdi bir önceki hafta yaptığımız programımızın devamı niteliğinde olan bu programımıza başlamadan önce geçen hafta yaptığımız programımıza gidip kısa bir özet izliyoruz. Geçen hafta. Bugün neler yapacağız bugünkü programımızda? Şimdi bugün size biraz daha zorlu ama güvenli bir parkur belirledik. Güvenliğini biz alarak belirlediğimiz parkur. Bugün Ablaktaş'ından aşağıya nehre ineceğiz. İnişimizi yapacağız artık 50-70-80 metrelik bir iniş yapacağız. Oradan ırmağa inip ırmak boyundan şelaleye yani Gerce Şelalesi'ne varacağız. Orada da kamp yapmayı planlıyoruz. Şu anki planımız bu. Yani Ablak Kayası'ndan Halatlar'la aşağıya evet, ineceğiz. İlk defa bir iniş olacak bu da. Burada. Bu bölgeden. Evet. Daha sonra Gerce Şelalesi'ne gireceğiz. Evet. Orada bir gece kalacağız. Ormanda kalacağız. Evet. Geçen hafta profesyonel dağcı arkadaşlarımızla beraber Ablak Kayalıklarına geldik. Amacımız bir ilki gerçekleştirip Ablak Kayalıklarından aşağıya halatlarla inmekti. Bugünkü yapacak olduğumuz programımızın özetini gördük. Ablak Taşı olarak adlandırmış olduğumuz bu kayalık. Kayalık çok hafif gelir. Bu uçurumda sevgili izleyicilerimiz halatlar yardımıyla beraber profesyonel dağcı arkadaşlarımızla beraber aşağıya da bulunan bir patika yol var. O patika yola ineceğiz. Ben çok gerilip hatta korkup beni hiçbir güç buradan aşağı indiremez desem de Muzaffer ben sana bir şey söylemiyorum. Beni hiçbir güç o iplerle benim oradan aşağı indiremez. Bak ben sana söyleyeyim sen inersen in. Kendimi birdenbire kaskımı takmış kayalıklardan aşağıya inerken buluyorum. Tabii fikir değiştirmemdeki en büyük etken bizlere eşlik eden Özgür Yüksel'in dağcılık bilgi, tecrübe ve aldığı güvenlik tedbirleri. Emniyet sağlayan 3 tane ayrı yer var. 3 tane ayrı var. Yani bir çözülse ikincisi, ikinci çözülse üçüncüsü. Önce Özgür inişini gerçekleştirdi. Özgür'den sonra ise ben güvenli bir iniş yapmıştım. İniş sonrasında ise zorlu bir patika yol geçmem gerekiyordu. İnişten daha zor olan bir çıkıştayız şu anda. Tutunmuş olduğum dalları görüyorsunuz. Kurumuş. Sonrasında arkadaşlarımıza tekrar buluşup... Seni hiç bu kadar özlememiştim Muzaffer. Gel sana bir sarılayım. Oh. Gerce Ormanı'na kamp yapmak için yola çıkmamız gerekiyordu. İlk olarak yürüyerek gitmeyi düşünsek de kayalıklarda fazla vakit kaybettiğimiz için yürüyüş fikrinden vazgeçip araçla Gerce Şelalesi'ne doğru yola koyulduk. Kabadüz Belediyesi'nde görevli arkadaşımız Kazım bu zorlu yolculukta bizlere eşlik etti ve kendisine yarın en geç saat 10'da geri dönüş yolculuğuna çıkacağımızı, eğer bizi almaya gelirse çok sevineceğimizi, aksi takdirde eşyalarımızla, malzemelerimizle birlikte 5 kilometrelik yolu yürümek zorunda kalacağımızı söylemiştik. Kazım ise işlerinin yoğunluğunu anlatıp duruma göre bizi alabileceğini ama söz vermeyip belki gelebilirim diye bizlere veda etti. Kazım gelmese de biz yarın sabah saat 10'da yola çıkıp 5 kilometrelik geri dönüş yoluna başlayacağız. Ve aklımdaki soru. Acaba Kazım bizi almaya gelecek mi yoksa 5 kilometre yolu yürüyecek miyiz? 5 kilometrelik bu yürüyüşümüzü nasıl yürürüm? Gerçekleştiriyoruz sevgili izleyenler. Kazım'ı gönderdikten sonra çadırları kurup kamp ateşini de yakıp bol bol odun toplayıp yemek için hazırlıklara başladık. Bol bol odun topluyoruz ki ateş hiç sönmemeli ve ateş bizim için hem güvenlik hem de aydınlatma açısından çok önemli. Ateşin olmuş olduğu yerde ayıdan da korkmanıza pek fazla gerek yok. Güvenli oluyor. Muzaffer yemin ediyorum gerildim ha. Harbi söylüyorum ha. Sen? Her şeyi hazırlayıp geceye hazırlanıyoruz. Ateş yanıyor. Yeterince odunumuz var. Yemeklerimizi de yedikten sonra
daha da rahatız. İşte tam bu noktada geçen haftaki programımızın özetini bitirip bu haftaki programımıza başlıyoruz. Olsun diye kendime mızrak yaptım. Hani hep merak ederiz ya, işte ormanda gece karanlıkta neler var neler yok diye. Ormanın derinliklerinden baykuş sesi geliyor. Baykuşun gerçekten ürpertici sesi var. Tabii baykuşun sesi ayının sesinden çok çok daha iyidir. Ayı sesi olmasın yeter ki. Şu anda çadırdatıyoruz. Sabaha karşı uzun bir gece oldu, oldukça uzun bir gece oldu. Muzaffer'in sohbeti hiç çekilmiyor. Gördüğünüz gibi böyle mışıl mışıl uyuyor. Kendimizi güvene aldık ama ben kendimi yine de güvende hissetmiyorum. Bir şeyler yapmam lazım diyerek ilkel yöntemlerle kendimi korumak için bakın ne yapıyorum. Elimde bir şey olsun diye kendime mızrak yaptım. Daha güvende hissediyorum Muzaffer, kendimi. Niye gülüyorsun ki bana? Çünkü garip garip sesler duyduğunu söylüyor Özgür. Sevgili izleyenler. Özgür ne duydun demin? Gel söyle hadi ne olur. Şelalenin sesi ya oğlum. Farkın yok. Muzaffer'i aldın götürdün oraya doğru. Tehditledik. Şelalenin mi değil mi ses? Sen ne olduğunu düşünmüştün? Şelale ya. Belki taş sesleri de olabilir de şelalenin sesi tehdit ettik. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi ormanda olunca yani bu sessizlikte insan her sesi duyuyor, algılıyor ve tabii yorumluyorsun. Aynen. Ve zaman içerisinde bu tedirgin ediyor. İlla ki. Telefon çekmiyor. Telefon da çekmiyor. Süre sıkıntı hanım. Değil mi? Öyle mi? Aynen. Şu anda sevgili izleyicimiz böyle bir sıkıntımız da var. Hepimiz haber verdik ama Özgür haber veremedi. Aynen. Değil mi? Demin şuradaki ağacın tepesine bile çıktık. Sağa sola gitti. Yine çektiremedik. Çektiremedi. İstiyorsan sen buradan bir özür dile. Özür dileyeceğiz tabii eve gidince ama buradan da özür dileyelim tabii. Değil mi? Aynen. Yani haber vermen gerekiyordu. Aynen. Yani eğer ama biliyor buraya geldiğini tabii, değil mi? Tabii. Biliyor gelip. Umarım merak etmemiştir. Çünkü daha önce bizim başımıza da böyle bir olay geldi. Muzaffer'le beraber eşim, Muzaffer'in eşi, annemler falan artık jandarmaya kadar neredeyse evet. Haber veriyorlardı. Haberlere çıkmaz yaz. Son anda kurtardıydık. Evet. Muzaffer şöyle biraz ilerleyelim bakalım neler var neler yok. Gel şöyle dön arkanı bakalım. Özgür sen de gel. Hani hep merak ederiz ya. İşte ormanda gece karanlıkta neler var neler yok diye. Gördüğünüz gibi. Ya adam belgesel yapıyor. Gecenin bir yarısında ormanda tek başına kalıyor. Ne yiyeceği var ne kalacağı barakası var. Yani orada da o büyük ormanların içerisinde. Thank you.
Yalnız bu bulunmuş olduğumuz yerin muhteşem bir görüntüsü var sevgili izleyenler. İşte kanyonun derinlikleri. Onları belki şimdi gösteremeyeceğim ama yarın sabah buranın bu güzel görüntülerini sizlere aktarıp sizlerle birlikte paylaşacağız. Evet. Şu anda bakın. Şurada küçücük bir şelale var. İleride görünüyor. Devasa kayalıklar. Yıldızlar o kadar parlak ki gecenin bu karanlığında sevgili izleyicimiz. İşte hemen kampımızda yan tarafımızda ateşimiz de yanıyor. İşte dere boyu, kanyon boyu buraya kadar geldik. Zaten buradan daha ileri yürüyerek gitme şansımız yok. Ancak özel ekipmanlarla gidebiliriz. O da mümkün değil. Muzaffer ne oldu? Işın yanıp sönmeye başladı. Evet, şöyle dönelim. Elimde mızrağımla gecenin karanlığında ormanın derinliklerinden akan ırmak boyunca ilerliyoruz. Ama öylesine karanlık ki göz gözü görmüyor. Zaten fazla da ilerlemeden kamp alanına geri dönüyorum. Çaydanlık. Kamp alanında kendimi daha güvende hissediyorum. Eğer bulunduğumuz ormanlık alanda yırtıcı hayvanlar var ise, ki özellikle ayılardan bahsediyorum, ateşin onları uzak tutacağını biliyoruz. O yüzden kamp alanından çok uzaklaşamıyoruz. Özellikle de ben. Ateşin başına oturdum. Sevgili izleyicilerimiz, hem ısınıyoruz. Yani hava yavaş yavaş seriniyor. Yani çok bir soğuk tut ama ateş her zaman daha iyi güven veriyor. Şimdi arkadaşlarımız bu bölgeye yakın bir yerde çeken telefon çekmiş olduğu bir bölge varmış. Oraya gittiler. Biz Muhammed'de kampın başındayız sevgili izleyenler. Ormanın derinliklerinden baykuş sesi geliyor. İlk defa baykuş sesini bu kadar net ve derinden duyuyorum. Hani filmlerde, özellikle çizgi filmlerde falan olur ya, baykuşun gerçekten ürpertici sesi var. Belki de böyle hani her şeyden tedirgin oluyorsun. Çok sessiz bir ortam. Ani değişiklikler, ani sesler, böyle hemen algılamaya çalışıyorsunuz. Tabii baykuşun sesi ayının sesinden çok çok daha iyidir. Ayı sesi olmasın yeter ki. İşte şöyle böyle çevreyi de bir şekilde gözlemlemiş oluyoruz sevgili izleyicimiz. İşte kampımızı ateşimizin başındayız, hemen derin yanında ve geceyi burada geçireceğiz. Ateşin başında oturup sohbet ediyoruz ve herkes ormandan gelen garip garip sesler duyduğunu söylüyor. Ben ise ormanın derinliklerinden gelen baykuş sesinden ürperiyorum. Muzaffer'le ateşin başındayız ve ormandan gelen sesleri dinliyoruz. Kampın oradayız. Ateşin hemen yanında sevgili izleyicilerimiz. İçini açsana Muzaffer. Ne düşünüyorsun? Ortam nasıl? Süper. Şu anda panorama şey olduk. Ses dinler olduk abi. Şu anda ormandan gelen sesleri dinliyoruz sevgili izleyenler. Yani hiçbir korkulacak bir şey olmasa bile biz birbirimizi korkutmaya yettik. Devamlı ses duyuyoruz. Kimi zaman bakıyoruz baykuş sesi, işte komurtular, yürüyüşler, değil mi? Garip garip sesler duymaya başladık ormanın içerisinde. Eğer ormana gidip kamp yapmayı düşünüyorsanız bir kez daha düşünün. Daha gelmedin mi zaten böyle şeylere? Niye abi? Yok ya. Korktuk ama ya. Vallahi yani garip garip sesler duyuyorsun böyle. Çok fazla dinlemeye başladık.
Saat şu anda, saati merak edenler varsa 10 sevgili izleyenler. Yani ben şöyle bir 12, 1 falan olsun. Ondan sonra çadırları geçip yatmayı düşünüyorum. En azından ateşimizi de daha güçlü bir hale getirip sabaha kadar yanmasını sağlarız. Işıklarımızı da açık bırakacağız. En azından ışıklara yani hayvanlar gelmez diye düşünüyoruz. Yani ne bileyim, güven almaya gidiyorsunuz bir şekilde kendimize, ama şu anda gerçekten fazla dinliyorum ormandan gelen sesleri. Bak sessizlik. Muhammed, bir şey duydun mu sen? Bir ses duydun mu? Ses sürekli duyuyorum. Ne duyuyorsun Muhammed? Yani baykuş sesi de olabilir. Hı. Gel şöyle aşağı gel. Baykuş sesi. Baykuş sesi de olabilir. Farklı bir ses de olabilir. Farklı derken? Yani ayı olabilir, kurt olabilir. Ha. Gibi durumlar. Evet. Neyse, inşallah hiçbirisi olmayacak sevgili izleyicilerimiz. Bunlar sadece bizim ne diyelim, hislerimiz, korkularımız veyahut da işte her gelen sesi yorumluyoruz bu şekilde. Evet, şimdi evdekiler uzaklar, rahat mışıl mışıl yataklarını yatıyoruz, ellerinde kumanda, televizyonlarını izliyorlar. Hani biz de ormana gidip kamp yazdık böyle. Korkulu bir gece. Yok şaka bir yana, bulunmuş olduğumuz yer güvenli olduğunu düşünüyoruz. Güvenli sevgili izleyenler. Ama ister istemez bu türlü sesleri yorumlayıp ürperiyoruz. Duydun mu sesi? Bak bir ses duydum. Sen duymadın mı? Bu farklı bir ses. Hep böyle yapıyoruz işte. Gece ilerliyor. Artık yatma zamanı. Ama nasıl yatıp uyuyacağız? Hiçbir fikrim yok. Oldukça tedirginim. Ateşin sönmemesi lazım ve bu endişelerle çadırlara şimdi geçiyoruz. Kamp ateşin olmuş olduğu yerden çadıra doğru gidiyoruz. Çadırlarımızın olmuş olduğu yere doğru. Şimdi çadıra gireceğim. Ben Muzaffer'le aynı çadırdayım. İşte çadırımızın içi görmüş olduğunuz gibi. Çadırımızın içinde uyku tulumlarımız, matlar, her şey mevcut. Oldukça karanlık. İşte şimdi gecenin ilerleyen saatlerinde dışarıda ateşimiz yatıyor. Herhalde 3-5 saat daha yanar ateş. Işıkları dışarıya bıraktık. En azından daha güvenli olacağını düşünüyoruz. Ve Muzaffer'le beraber aynı çadır içerisinde şimdi sabahlayacağız, yatacağız. Sabah görüşmek üzere sevgili izleyicilerimiz. Muzaffer, iyi geceler. İyi geceler abi. İyi geceler. Kafanızı açmayı unutma. Öyle mi? Tamam. Nasıl olduysa yorgunluktan herhalde 2-3 saat uyumuşum. Ve uyanınca kayıt almak için kameralardan birini açıyorum. Şu anda saat 4 sevgili izleyicilerimiz. Şöyle kendime de çevireyim. Bir türlü sabah olmadı. Evet, uzun bir sabah. Dışarıdaki ışığı değiştiriyoruz şimdi. Az kaldı sabaha. Muzaffer. Yanıyor muydu ışık? Şu anda çadırda yatıyoruz. Sabaha karşı 4. Çoğu gitti, azı kaldı. Uzun bir gece oldu. Oldukça uzun bir gece oldu. Dışarıda ateşimiz söndü. Işık yanıyor. 1-2 saatlik bir zaman diliminden sonra işte gün ışıyacak. Biz artık yavaş yavaş çadırlardan çıkacağız ama oldukça uzun bir gece oldu. Ama bu ortamda uyumak da oldukça güzel. Tabii uyuyabildikten sonra sorun yok ama her şey uyuyana kadar zor. Şimdi birazdan güneşin doğuşunda güneş doğacak. Bizler de güneş doğduğu andan itibaren çadırlardan yavaş yavaş çıkacağız. Farklı farklı zamanlarda uyanıp aslında uyuyamıyorum.
kayıt alıyorum. Dışarıdan ışığın ve ateşin sönmediğini kontrol edip endişeleniyorum. Ben bu kadar endişelenirken Muzaffer mışıl mışıl uyuyor. Gördüğünüz gibi Muzaffer mışıl mışıl uyuyor. Saat sabaha karşı 4:30 geçti. Yaklaşık olarak bir saat sonra güneş doğacak. Ben hala uyuyamadım. Güneşin bir an önce doğmasını bekliyoruz. Bu arada çadırda Muzaffer'in sohbeti hiç çekilmiyor. Gördüğünüz gibi böyle mışıl mışıl uyuyor. Ve Muzaffer'in muhabbeti çadırda hiç çekilmiyor. Nasıl böyle mışıl mışıl uyuyor, hayret ediyorum. Ben ise hala uyuyamadım sevgili izleyicilerimiz. İşte görmüş olduğunuz gibi karanlığın içinde çadırda vakit öyle çabuk geçmiyor. Eğer uykunuz kaçtıysa şimdi yarın güneş doğduktan sonra ne yapacağımızı, programın devamında neler yapacağımızı da planlıyoruz. Çadıra girerken de işin açıkçası endişemiz vardı. Böyle hani sesler duyuyorduk falan ama rahat geçirdik. Dışarıda uzun süreli bir ışığımızın olması da bize daha da güven verdi. Dışarısı şu anda karanlık bir şekilde. Ben de artık güneşin doğmasını bekliyorum. Neyse ki güneş doğuyor. Güneşin ilk ışıklarıyla daha bir rahatlayıp güvende hissediyorum kendimi. Sabah oldu sevgili izleyicilerimiz. Şimdi göstereceğim sizlere. Çadırımızın açtığımız zaman bakın dışarıda güneşin doğduğunu, evet, güneşin ilk ışıklarını buradan görebiliyoruz. İşte gecenin o karanlığından çıkıp nihayetinde güneş doğdu. Hani zor bir gece miydi? Öyle çok da zorlayıcı bir gece olmadı ama yine de endişelerimiz oldu. En azından ben kendi adıma söyleyeyim onu. Şimdi güneş doğuyor. Arkadaşlarımızla birazdan hep beraber kalkacağız. Artık hazırlıklar, kahvaltı derken gün içerisinde programımıza devam edeceğiz. Değerli izleyicimiz, işte bir geceyi programımız içerisinde ormanda, ormanın derinliklerinde, bu güzel ortamda geçirdik. Buradan baktığımız zaman oldukça güzel görüntüler var ama zifiri karanlıkta inanın ki çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Ama her anlamıyla çok güzel bir coğrafya. Güneşin ilk ışıklarıyla uyanıp dışarı çıkıyorum ve ormanda bir sabah uyanmanın huzurunu yaşıyorum. Artık çadırdan dışarıya çıkma vakti geldi. Arkadaşlarımız çadırlarında yatıyorlar. Muzaffer çadırını da kapatalım. Neyse, birazdan kapatırım. Baykuş seslerinden sonra kuş cıvıltılarının olmuş oldu. Dereyi ve çevreyi daha rahat duyabilecek olduğumuz bir ortama geldik. Sabahın 6'sı sevgili izleyicilerimiz. Gün ışıdı. Burada zaten ormanın içerisinde bu havada
4-5 saat uyku yetiyor. Bana da yetti. Ve güne oldukça erken başlıyoruz. İşte bu güzel coğrafyada, bu güzel ortamda. Ekibin diğer üyeleri de uyanınca tekrar işlere koyuluyoruz. Kampımızı arkada çadırlardan kalktık. Daha rahatız artık. Rahat bir nefes aldık sevgili izleyenler. Ne olursa olsun insan geceliğin ormanda tedirgin oluyor. Ne kadar güvenli olursa olsun. Biraz sonra şu köprüden geçeceğiz. Yapay tahta ahşap bir köprü. Oradan Gerce şelalesine doğru gideceğiz sevgili izleyicimiz. Uzak değil. Orada şelalenin görüntüsünü alacağız. Hemen arkamızda kanyon var. Küçük bir kanyon. Dün geceleyin gidip de çok güzel görüntüsü var. Orayı çekmemiz lazım demiş oğlumuza. Oraya da çekeceğiz. Peki sabah kalktık, ne yaptık? Hava hala soğuk sevgili izleyicimiz. Isınmadık. Kamp ateşimizi yaptık. Yaktık. Kahvaltılarımızı hazırlıyoruz. Biraz sonra kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra hareket edeceğiz. Özgür, nasıl geçti gece? Gece gayet güzel ve konforluydu çadırımızda. Evet. İyiydi. Rahat uyudunuz ama. Çok rahat. Bayağı rahat uyudunuz. Aynen. Evet. Aynen. Herkes benden başka herkes rahat uyudu. Muhammed, sen nasıl uyudun? Rahat mıydın? Rahatlık. Havada soğuk değildi. O yüzden güzel bir gece geçirdik. Evet. Adam genç zaten. Genç sporcu. Yani ondan ancak o beklenir zaten. Ben 4'e kadar bir uyudum. Uyumuşum. 4'te bir uyandım. Ondan sonra zaten uyuyamadım. Gün doğmasını işte orada görüntüler aldım. Dışarıyı çekti gibi filan. Muzaffer de çok rahat uyudu zaten. Güneş doğduktan sonra baktım herkes uyuyor. Kimse kalkmıyor. Ben de yattım. Bir saatte ben de uyudum. Şimdi yine günün erken saatlerinde sevgili izleyicimiz. Burada zaten çok fazla da uyunmuyor işin açıkçası. Aynen. Değil mi? Aynen. Böyle. Hava çivi gibi. Kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Ateşi tekrar canlandırıyoruz. Bir yandan kahvaltı için hazırlıklar yapılıyor ve dün gece o karanlıkta gidemediğimiz kanyonun görüntülerini almak için küçük bir keşfe çıkıyoruz. Kanyon boyunca ilerliyorum sevgili izleyicilerimiz. Kahvaltı tam hazır olmadı. Küçük bir keşif yapıyoruz. Gerçekten yani orman içerisi, kayalıkları, şelaleleri, muhteşem görüntüler var. Şimdi işte bu görüntüleri sizlere aktarıp sizlerle birlikte ne yapacağız? Paylaşacağız. İşte hemen arkamızda görüyorsunuz Muhammed ve o da oradaki kayalığa doğru gitti. Muhammed'in bir özelliği var. Uzak Doğu sporlarında kendini yetiştirmiş olan bir genç arkadaşımız. Muhammed, şöyle açılmak için biraz spor yapsan, bana spor yaptırsan olur mu? Olur tabii ki. Olur mu? Nasıl Muzaffer orası? Evet, şimdi orada Muhammed'le beraber. Bakın şurası da oldukça tehlikeli aslında. Spor yapıyordun? Wushu sporu yapıyoruz. Wushu. Evet. Nedir Wushu? Yani farkı nedir işte tekvando, karate onlar? Wushu Çin kökenli bir spordur. Evet. Savunma sporudur. İçinde yumruk, tekme ve düşürme hareketlerinden oluşan bir dövüş sistemidir. Evet. Biraz böyle ısınalım, ben üşüdüm. Şuradan mı yapalım? Olur, nerede yapalım? Burası nasıl Muzaffer? İnelim mi? Evet. Kanyon boyunca ilerleyip sohbet ederken Muhammed'in sporcu olduğunu, Uzak Doğu sporlarıyla ilgilendiğini öğreniyorum ve ondan belki 1-2 numara kapma umuduyla sabah spor yapıyoruz.
şimdi hayale karşı dövüş olur. Evet. Evet. Bunu gölge boksu diye de adlandırabiliyoruz. Evet. Farklı bir çalışma sistemi çalışma bu. Çalışma sistemi. Evet. Deminki gösterdiğim hareket. Muzaffer diyor, sen de yatsana diyor. Tekme de ekleyebilirsin abi. Evet. Bu kadar gibi. Da kötü değil yani. Aynen. Bak Muzaffer. Kayaların üstünde biraz daha zor oluyor. Evet. Spor konusunda ne kadar yetenekli olduğum tartışılır ama yine de sporumuzu yapıp güne zinde başlıyoruz. Zaten bu hava ve doğada güne zinde başlamamak mümkün değil. Açık havada muhteşem bir görüntü. Arkanın manzarası yetiyor. Her şey değiyor. Muzaffer, şu kayanın altına doğru gidelim mi? Şu büyük kayanın altına doğru. Kahvaltıdan sonra gelir miyiz bir daha? Kahvaltı olmuş mu? Olmuş mu kahvaltı? Hadi gidelim de gelelim. Bir daha geri gelmeyiz o zaman. Çevreyi gezip dolaşıp bütün detaylarıyla görüntülüyoruz. Arkamızdaki kayalık çok orijinal sevgili izleyen. Küçük bir keşif yapalım. Yalnız burada sular çoğaldığı zaman sular şu anda bu olmuş olduğumuz yere kadar geliyor. Şöyle devam edelim. Gel beraber gidelim abi. Bulunduğumuz her yer ormanlık. Tabii yıkılan ağaçlar da oluyor. Bunlar işte o sellerin, o suların getirmiş olduğu ağaçlar, onların izleri sevgili izleyenler. Bunlara her yerde rastlayabiliyoruz. Buraya kadar, buradan ötesinde de işte yine buna benzer görüntülere rastlayabileceğimizi düşünüyorum. Ama çok güzel görüntüler, hani böyle fantastik filmlerin içerisindeymişiz gibi. Bu kayalıkta büyük bir ihtimalle zamanında, ne zaman olduğunu bilmiyoruz tabii ki, yukarıdan kopup gelmiş olan o devasa kayalıklar diye düşünüyorum. Hani yer hareketlerin olduğu zaman nasıl yuvarlandı. Ama çok güzel görüntüler sevgili izleyicilerin. İşte doğanın içerisine. Şu anda çok güzel giriyor ama yani geceliğin hava kararmış olduğu zaman buralar bir o kadar da vahşi oluyor. İnsan ürperiyor. O kadar karanlık oluyor ki zifir karanlık olarak adlandırmış olduğumuz o karanlık sadece işte baykuşların sesi, farklı hayvanların sesleri, insan rahatsız oluyor. Ama güneş doğduğu zaman bambaşka bir güzellik ortaya çıkıyor.
Çevrenin bu güzel görüntülerini aldıktan sonra kamp alanına geri dönüyoruz. Hem spor hem açık hava bizleri oldukça acıktırıyor. Ve şimdi kahvaltı zamanı. Oldukça güzel bir kahvaltımız var sevgili izleyicilerimiz. Zeytin, peynir, çift yumurta. Bu kavurma. Kavurmamız var. Çaylarımız, kahvemiz var sevgili izleyenler. Bu ortam içerisinde olabilecek olan en güzel kahvaltı. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Yalnız Özgür, muhteşem güzel. Biraz daha kanyona doğru ilerlesek var mı? Kanyon çok güzel. Bambaşka. Evet. Aslında sadece bu kanyon için bile program yapılabilir. İnşallah. Ama sadece burası için belli bir güzergâha gidip çok güzel görüntüler var. Neyse, fazla vakit kaybetmeden kahvaltımızı yapıyoruz. Daha sonra Gelce Şelalesi'ne doğru hareket edeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Yine protein değerleri düşünülerek Özgür bizlere nefis bir kahvaltı hazırlamış. Zaten bugün Özgür olmasaydı ne yapardık bilmiyorum. Hüseyin abi. Köşün arkasında kestim. Çok iyiymiş, her şey ısıtıyor, ne diyorsun ha? Bu mu? Ha? Mükemmel bir şey. Pratik ya, ha. Önce kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltıdan sonra Gerce Şelalesi'ne doğru yola çıkıyoruz. Kahvaltımızı yaptık sevgili izleyicilerimiz. Geçelim Gerce Ulu'ya. Geçelim. Evet, şu anda da şelaleye doğru hareket ediyoruz. Gerce Şelalesi'ne doğru sevgili izleyicilerimiz. Şu anda geçmiş olduğumuz tahta bir köprü var. Daha doğrusu burada işte suların yükseldiği zaman geçişi sağlamak için bir köprü. Ama mesela şu güvenilir değil. Bakın şurada tam ayağımın altında olmuş olduğu yerde bel vermiş, kırılmış. Dikkat etmek lazım, basmamak lazım. Ama diğeri biraz daha sağlam görünüyor. İşte buradan bu şekilde geçiş sağlayabiliyoruz. Ama oldukça da tehlikeli, esneyen bir yapısı var. Evet, bu patika yoldan yaklaşık olarak 5 dakikalık yoldan sonra Gerce Şelalesi'ne ulaşacağız sevgili izleyiciler. Gerce Şelalesi kamp alanımıza yaklaşık 5 dakikalık bir mesafede ve ormanın içindeki patika yoldan yürüye yürüye şelaleye gidiyoruz. Şelalenin ilk görüntülerini ormanların arasından alıyoruz ve şelalenin yanına gitmek için az bir yolumuz kaldı. Şelale hemen yanımızda sevgili izleyenler. İşte ormanların arasından görmüş olduğumuz o çokça adım duymuşsunuzdur. Gerce Şelalesi orada en bilindik şelalelerden bir tanesi. Buradan baktığımız zaman suyunun ne kadar berrak ve temiz olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz sevgili izleyenler. İşte şimdi şelaleye doğru, şelalenin derinliklerine doğru yavaş yavaş ilerliyoruz.
Ayrıca şelalesinin derinliklerine doğru ilerliyoruz ve Ordu'nun en güzel, en temiz şelalelerinden bir tanesi olan Gerce Şelalesi'ne adım adım yaklaşıyorum. Çok güzel bir şelale ve temiz bir şelale. Bence temiz olmasındaki sebeplerden bir tanesi ulaşımın zor olması sevgili izleyicilerimiz. İşte şehrimizin derinliklerini indiğimiz zaman bu güzellikleri çok rahatlıkla yakalayabiliyoruz. Şelale öylesine güzel ki buraya gelmek için oldukça uzun bir yol kat ettiğimizi hatırlıyorum. Şimdi bu güzel şelalenin en güzel görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Muhteşem bir görüntüsü var. İnanın bu sıcak günlerde serinleten berrak suyu ve temizliği o kadar önemli ki. Birçok şelaleye gitmişimdir Ordu'da, gezmişizdir, yeni keşifler de yapmışızdır belki böyle. Ama bu kadar temiz olan bir şelaleye çok az rastladım. Neden? Bence ulaşımın biraz zor olması, uzakta olması sevgili izleyicilerimiz, buraların bu anlamda bakir olarak kalmasının en büyük sebeplerinden. Sadece bu yöreyi çok iyi bilenler, dağcılar geliyorlar. Onlar da temiz tutmuşlar ve gerçekten çok temiz. Özgür, seni de alalım böyle. Gel. Çok teşekkür ediyorum Özgür. Buraya kadar gelmemize vesile oldun. Gel yaklaş biraz da.
çok güzel. Daha önce de gelmiştim ama bu kadar temiz olduğu hatırımdan çıkmıştı. Su insanı kendine çekiyor. O kadar temiz, o kadar berrak ki. Dediğiniz gibi çok güzelmiş herhalde Ümit Bey. İlimizin, ülkemizin nadir, böyle el değmemiş, bakir kalmış şelalelerden birisi. Dağcılar, işte doğa severler bu sık sık ziyaret ediyor. Biz de elimizden geldiği kadar buranın tanıtımını yaptırmak için işte böyle programlara yardımcı oluyoruz. Sizin gibi insanlara yardımcı oluyoruz. İnşallah başka bir sefer tekrar geliriz. Evet. Şehrimizin, memleketimizin değerini bilelim sevgili izleyenler. Gerçekten bir film sahnesinde değiliz. Bir film çekmek için, dizi çekmek için başka yerlere gitmiştiriz. Şehrimizde, hemen dibimizde sevgili izleyenler. İşte böylesine güzel doğa harikalarıyla beraber yaşıyoruz. Bu şehrin, bu doğanın değerini bilmek lazım. Özellikle yöneticilere çok çok büyük sorumluluklar düşüyor. İşte bu güzellikleri bozdurmamak için ellerinden gelenleri yapmaları gerekiyor. Çok uzun soluklu bir program yaptık. Önceki Ablaktaşı'na çıktık. Evet. Ablaktaşı'nda orada bir zorlu bir iniş yaptık. Senin için kolay, benim için zorlu bir inişti. Evet. Daha sonra geldik Gerce Şelalesi'ne, gelmeden önce hemen orada kamp alanında kamp yaptık. Geceyi geçirdik. Ben biraz tedirgin oldum. Sonu iyi bitti. Çadırlarda kaldık. Şelaleye geldik ve şimdi de final yapmak için 5 kilometre neredeyse yol yürüyeceğiz değil mi? Bir 5 kilometrelik tırmanışımız var. Zeka oyunlarıyla geleceğe hazırlayın. Mangala, eğitici bardaklar, dedektif oyunu, reverse oyunu, koridor oyunu, zeka küpleri, robotik kodlama sınıfları ve dahası. Sandal akıl ve zeka oyunları, her çocuğun özgün bir birey olduğunu, her çocuğun ilgi ve yeteneklerinin farklı olduğunu kabul ederek, beceri atölyelerinde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri bir ortam sunuyor. Üstelik Ordu Merkez'de evlere elden teslim fırsatıyla. Ayrıca okullarımız için toplu alımlarda görülmemiş indirim yine sandalda. 7'den 77'ye her yaşa uygun akıl ve zeka oyunları ve her bütçeye uygun avantajlı ödeme seçenekleriyle Sandal akıl ve zeka oyunlarında sizleri bekliyor. Sandal akıl ve zeka oyunları, geleceğin bilim insanları, sanatçıları, yöneticileri ve liderleri burada yetişiyor. Ordu'da hangi mahallede yaşamak istersiniz? Güzelyalı'da mı? Karşıyaka'da mı? Cumhuriyet Mahallesi'nde mi? Nerede yaşarsanız yaşayın, kaliteden ve konfordan vazgeçmeyin. Günhan Yapı Güzelyalı'da. Yüzme havuzu, kapalı otoparkı ve sosyal alanlarıyla deniz, doğa ve Ordu'nun eşsiz buluşmasını yaşam isteyenler için Dream Garden. Karşıyaka'da şehrin tam ortasında, çevre yolunun hemen yanında. Bölgenin en gözde projesi Prestij Karşıyaka Konutları. Prestij Karşıyaka Konutları Cumhuriyet Mahallesi'nde. Denize 150 metre mesafede, üniversiteye ve havaalanına yakın 1+1, 2+1, 3+1 daireler, hem yazlık, hem kışlık, hem yatırımlık. Elit Beyaz Konak ikinci etap. Size özel ödeme koşullarıyla istediğiniz yerden ev sahibi olabilirsiniz. Günhan Yapı. Düşlerle gerçeği birleştiren projeler. Yepyeni bir gün daha başlıyor. Ve Ankamar Ekonomi Marketlerinin kapıları binlerce memnun müşterisi için tekrar açılıyor. Özenle seçilmiş ürünler araçlara yükleniyor ve sizin için yola çıkıyor. Çalışanlarımız en taze ürüne en hızlı şekilde ulaşabilmeniz için ürünleri raflara yerleştiriyor ve mağazalarımızı sizlerle buluşmanın verdiği mutlulukla açıyor.
Ankamar Çiftliği Et Entegre Tesisimizde sizlere en güvenilir eti ve çeşitlerini sunmak için titizlikle çalışıyor ve kendini sürekli geliştiriyor. Anka Patista unlu mamullerimizde günün her anı benzersiz tatları sizler için üretiyor ve her gün raflarda taptaze yerini alıyor. %100 yerli sermaye ile kurulan ve her geçen gün gelişen ve büyüyen Ankamar Ekonomi Marketleri, kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla bugün olduğu gibi yarın da sizlere sonsuz bir güç ve inançla hizmet etmeye devam edecektir. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler. Ankamar, bu şehrin marketi. Siz buraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Biz mutlu yüzler görüyoruz. Parkta eğlenen çocukları, yeni umutları, yeni mutlulukları görüyoruz. Büyük işler, büyük hayallerin eseridir. Yapılarımız bizim en büyük eserimizdir. Alanlar inşaat, alan kazanır. Geçirdiğimiz bu zor günleri birlikte atlatacağız. Siz yeter ki evde kalın. Kalafatlar ailesi olarak daima yanınızda ve hizmetinizdeyiz. WhatsApp sipariş hattımızdan, Alo sipariş hattımızdan ve kalafatlarsanalmarket.com.tr adresinden markette ne varsa kapında sloganıyla siz isteyin biz getirelim. Evde kal ordu, hayat eve sığar. Kalafatlar, ordunun markası. Ordu, orduya yeter. Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri konseptiyle Karadeniz bölgesinde ilk ve tek. Fatsa Belediyesi'ne bağlı sosyal tesiste bay ve bayanlara ayrı hizmet veren hamam, sauna, buhar hamamı, fitness, masaj salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu gibi hizmetleriyle sizleri bekliyor. Ayrıca çocuk ve yetişkinler için yüzme eğitimi, konferans ve toplantılarınız için çok amaçlı salonu, ücretsiz çocuk oyun salonu, yetişkin misafirlerimiz için oyun salonu, kafeteryası ve çok daha fazlasıyla Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisi siz misafirlerini bekliyor. Bilgi için 0452 333 77 67. Ergün Mobilya Dekorasyon, Ordu'da 3000 metrekare kapalı alanda 40 kişilik profesyonel ekibiyle hizmet veren Ordu'da bir aile şirketidir. Burada yapmış olduğumuz işler sizin dairelerinizde karkas veya %80 olabilir. Onları tamamen alıyoruz. Sizlere en iyi şekilde tamamıyla anahtar teslimi A'dan Z'ye yapılmış bir şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. Bunlar da neler mi dersiniz? İşte mutfak dolaplarınızdan tutun da kapılarınıza kadar, parkenizden evin iç boya ve dış boyasına kadar, seramiğinden tutun yatak odanıza kadar en iyi şekilde hizmet vermeye çalışan bir Ordu firmasıdır. Bunların yanı sıra bizim öngörümüz ve her zaman da tavsiye ederek tutunduğumuz bir dalımız var. Birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf işçilikle profesyonel ekibimizle evinizde size konforlu, huzurlu, ailenizde bir ömür boyu mutluluk geçirebileceğiniz bir ev tasarlayıp mimari ve iç dekorasyonlarını da sizlerin hizmetine sunarak en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Ergün Mobilya ve Dekorasyon. Ayrıntı bizim işimiz. Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1. Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3.
Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. İnşaat alanında A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınızda yanınızda. Fihan Yapı İnşaat. 400 metrekare imalat alanı Ulubey ve Perşembe şubeleri. 180 kendi alanında uzman personeliyle sizlerin hizmetindeyiz. Isı yalıtımı ve mantolama sistemleri, dış cephe boyaları, silikonlu boya, Amerikan siding çatı işlemleri gibi işlemlerinizde anında çözüm sunuyoruz. Üstelik 15 ve 20 aya kadar elden taksit imkanı ile. Profesyonel ekibi ve sorunsuz işçiliği ile Fihan Yapı İnşaat sizlere konforu en uygun şartlarda sunuyor. Adres: Karşıyaka Mahallesi, Çelebioğlu Caddesi, numara 121, Altınordu, Ordu. 0452 888 76 76. Fihan Yapı İnşaat, binalarınızın estetik cerrahı. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular, tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj, sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. Attığınız ilk adımdan itibaren kullanılan kaliteli malzemeleri ve ince işçiliği göreceğiniz Seyir Park'ta satışlar başladı. 0.79 faiz oranıyla 3+1 135 metrekare, 2+1 105 metrekare ve dubleks dairelerimiz için siz de acele edin. Doyumsuz seyirler için şehre hakim bir noktada bulunan Seyir Park'ta buluşalım. Seyir Park bir alan yapı projesidir. Evleniyor. Bu projelerle ev sahibi olmayan kalmasın. Yeşil Yaka, Şahincili Mahallesi'nde. Kuzey Yıldızı, Bucak Mahallesi'nde. Boutique Life, Cumhuriyet Mahallesi'nde. Şehrin farklı lokasyonlarında yaşam ya da yatırım için istediğinizi seçin. Size özel vade farkı ve ödeme kolaylıkları ile. Kendi evinize taşınmak için şimdi arayın. 0543 441 33 44. Ramadanlar temelinde güven var. Haydi spor severler, ekran başına. Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig Erkekler B grubunda mücadele eden Akkuş Belediyespor sezonun ilk maçında Ünsal Grup Şiran Akademi'yi ağırlıyor. Ve sezonun bu ilk mücadelesini cumartesi günü saat 13'te TV 52 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Şelalenin görüntülerini alıyoruz ve burada oldukça güzel vakit geçirdikten sonra kamp alanına doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Şimdi şelaleyi geride bırakıyoruz. Kamp alanına gideceğiz. Kamp alanından sonra uzun hem de çok uzun bir yürüyüşümüz olacak. Belki de 1,5 saat sürecek sevgili izleyicilerimiz. Şimdi yavaş yavaş o bölgeye doğru gidiyoruz. Fazla da geç kalmamamız gerekiyor.
kısmına geliyoruz. Bir yandan çevre temizliği, mıntıka temizliği yapılırken bir yandan da çadırlar toparlanıyor. Tam saat 10'da yola çıkacağız. Eğer Kazım gelmezse 5 kilometrelik bir yürüyüşümüz olacak ki bu oldukça zorlu bir yürüyüş olacak. Kampımızı topladık. Geride malzeme bırakmadık. Aynen. Mıntıka temizliğimizi yaptık. Ateşlerimizi söndürdük. Bir problem var mı Muhammed? Yok. Güzel bir kamp oldu. Güzel bir kamp oldu. Bundan sonrası sıkıntı bence sevgili izleyicimiz. Çantalarımız gerçekten oldukça büyük. En küçük çantayı, en hafif çantayı bana verdiklerini söylüyorlar. Hafif çantam bu. Benim boyum kadar neredeyse. Ve sevgili izleyicilerimiz az hız değil. Yokuş yukarı yaklaşık olarak bir 5 kilometrelik bir mesafemiz var. Ne kadar zamanda yürürüz? 2-2,5 saatte varız diye tahmin ediyorum. Saatte. Şu anda saatimiz 10:20 geçiyor. 12 civarı. 12 gibi. İnşallah varacağız. İnşallah. Dinle. Tabii ki. Fazla zorlamaya gerek yok. Aynen öyle. Zorlamayalım değil mi Muzaffer? Evet. Suyumuz da yalnız yok. Yolda su bulabilir miyiz acaba? Dere, ırmak. Dere, ırmak idare edeceğiz. Evet. Fazla vakit kaybetmeden şimdi yavaş yavaş yola çıkalım sevgili izleyicilerimiz. Ben de önce bir çantamı bir yükleneyim. Hadi. Dolabı muydu? Hafif olan eğer buysa bu ağrının hani 10 ver. Ağrı Muhammed'de. Ağrı Muhammed'de mi? Şeyde tencere tava. Tencere tava iyi. Ben şurada. Şurayı da bağla abi, rahat edersin biraz da. Emin misin? Aynen. O destek alacak benim de. Ya Allah. Tamam. 5 kilometre yürüyeceğiz sevgili izleyenler bu şekilde. Muzaffer'in çantası da buradan. Muzaffer de boş değil. Hadi yavaş yavaş devam edelim. Bir değnek alayım yalnız ben yanıma. Şunu alayım ben şöyle baston gibi. Evet. Çantalar hazırlanıp son kontroller de yapıldıktan sonra yola çıkıyoruz. En hafif çanta benim olmasına rağmen oldukça ağır ve bu şekilde 5 kilometre nasıl yürürüm hiçbir fikrim yok ve umutsuzca Kazım'ı beklemenin de bir alemi yok. Hani bulunduğumuz yerde telefon çekse Kazım hadi gelmiyor musun diye sorsak o da mümkün değil ve çaresizce yola koyuluyoruz. En hafif çanta bende. Beş kilometreden bahsediyoruz sevgili izleyicilerimiz. En hafif çanta bende olmasına rağmen oldukça ağır. Her metrede daha da ağırlaşacak. Ne yapacağız? Ne yapacağım? Bakacağız. Bulunmuş olduğumuz yerlere araba girmesi mümkün değil. Yağan yağmurlardan sonra tamamen para bulmuş vaziyette. Daha yola çıkalı 10 dakika bile olmadı. Ama yokuş yukarı ciddi anlamda bir efor sarf edeceğiz. Muzaffer ise hemen arkamızda sevgili izleyenler. Bizi gördüğünüz gibi hem çekiyor hem de onun taşıması gereken yükleri de var. Hadi bakalım inşallah tahmin etmeden daha kolay olur. Yola yeni çıktık ama ben şimdiden hiç de kolay olmayacağını anlatıyorum. Ladin ve Doruk ağacının kalınacağı söyleniyor. Onların kuruması lazım. Şu mikrofonu atın arkadan. Alıyor mu? Ha, tam koy o zaman. Ormanı inceliyoruz sevgili izleyenler. Burada yıkılmış olan ağaçlar var. Hani böyle bir kesim değil. Kontrollü kesimler yapılıyor ama bunun yanında kontrolsüz kaçak yapanlar o ya olmuyor mu? Oluyor. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Ediyor zaten ormancılar. Şimdi bu yaşlanmış olan ağaçları kesmediğin zaman gördüğün gibi görüntü oluşuyor ve ormanları kurutuyor. Evet. Bir de şu kurumuş olan ağaçlar var. Bak görüyor musun Özgür? Evet. Onlar demiş oğlum bir böceğin yemesi herhalde değil aynen, mi? Aynen. Bir böcek var bu civarda. Özellikle Ladin Doruk bu ağaçları kurutuyor. Kökünden giriyor ve kurutuyor. Bunun için Orman Bakanlığı çeşitli önlemini almıştı yanlış hatırlamıyorsam. O böcekleri yiyen karıncalar getirdiler, evet. Koydular doğaya. Onunla ilgili mücadele etmeye çalışıyorlar. Evet. Her ne şekilde olsa olsun bu ormanları korumamız lazım. Bunlar tabii servet. Tabii. Milli servet. Tabii.
Yani ülkenin akciğeri sevgili izleyiciler. Bu görmüş olduğumuz ağaçlar, ormanlar, hepimizin sorumluluğu var bunları korumakta. Belki yorulacağız ama harika bir doğa yürüyüşü olacak. Manzara harika. Şu anda köşe bucak program çekimleri için Gelce Şelalesi'ne gittik. Gece şelalen olmuş olduğu o bölgede kamp kurduk, kaldık. Şimdi sırtımızdaki bu çantayla, beraber 5 kilometrelik bu patika yokuş olan yolda yürümemiz gerekiyor. Oldukça zorlu bir yürüyüş oluyor. Olacak oldukça güç bir yürüyüş. 5 kilometre boyunca bu şekilde yürüyoruz, yürüyeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Şimdiden nefes nefese kalıyorum. Daha yeni başladık. Neredeyse Kazım neredesin diye haykıracağım. Ama bir iyi yönü var bunun. Çarşı ne yapsak? Abi dolaklarlardı. Şu anda şey yok. Yürüyüş bizleri yavaş yavaş zorlamaya başlamıştı ki aniden bir ses duyuyoruz. 5 kilometrelik bu yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz sevgili izleyenler. Yük sırtımda oldukça ağırlaştı. Her adımda daha da ağırlaşıyor ama bu arada çok güzel bir şey oldu. Ne olduğunu şimdi sizlere anlatacağım. Şu bu arada sevgili izleyicimiz anlatıyorum. Yanında görmüş olduğumuz gibi bir aracımız var. Kabadüz Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Kazım kardeşimize. Kazım şöyle dönelim. Dün Kazım bizi buraya getirmişti sevgili izleyicilerimiz. Mikrofon alır mısın Kazım arkadan? Şuradan. Dün Kazım bizi buraya getirmişti sevgili izleyicilerimiz. Mikrofon alır mısın Kazım arkadan? Şuradan. Kazım dün bizi buraya getirmişti sevgili izleyicilerimiz. Kazım'ın işleri çok yoğundu. Dedi ki Kazım onunla yola çıkacağız, hareket edeceğiz. Bizi alabilir misin diye. Yoğun işleri olmuş olduğunu söyledi. Fırsat bulabilirse alacağını söylemişti. Kazım senden tam umudumuzu kesmiş olduğumuz anda karşımıza çıktın. Yani ne bileyim böyle mutlu bir an olmaz herhalde. Yok, dün akşam... Arkadaşlar şunu tutar mısınız lütfen? Dün akşam söyledik zaten. Sarılmak istiyorum sana. mesafemizi de koruyalım. Biraz ihlal ettik ama Kazım çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, önemli değil. Biz dün akşam konuşmuştuk sizi buraya bıraktığımızda. Evet. Dedik 10 gibi geliriz, gelemezsek de artık yarı yolda sizi alacağız demiştik. Evet. Yani hemen hemen biraz gelmişsiniz ama. Geldik ama umudumuzu neredeyse kesiyorduk. Artık gelmez herhalde, işleri çıktı falan diye. İnan çok çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz Kazım. Önemli, rica ederim. Biz bu bölgemizin turizmi, Kabadüz ilçemizin turizme tanıtımını yapmak için her türlü imkanları sağlıyoruz. Bütün televizyon kanallarına, sadece size değil. Bütün yerel, ulusal kanallara böyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sana, Kabadüz Belediyesi'ne, Belediye Başkanımız Yener Kaya'nın göstermiş olduğu alçak gönüllülük, bu desteği bize vermiş olduğu için biz de elimizden geldiği kadar bu bölgenin tanıtımında faydalı olmaya çalışıyoruz. Her zaman bekleriz. Evet, kamp nasıl geçti dersen, o nasıl çok kamp... rahat. Hiç o kadar rahattık ki hiç gerilmedik, tedirgin olmadık. Rahattık, yattık, kalktık. Korkudan uyuyamadım ben. bu kadar kâfi herhalde. Neyse, çantamı alabilir, indirebiliriz değil mi? Tamam, indir abi. Çantayla aslında alışmıştık, yürüseydik keşke. Kazım'ı görünce o kadar seviniyorum ki ilk tepkim Kazım'a sarılmak oluyor. Ve insanın arkadaşlarının, dostlarının yalnız bırakmamasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüp sosyal mesajı da veriyorum. Arkadaş dediğin, dost dediğin insanı yarı yolda bırakmamalı. Arkadaşım böyle güzel, böyle güzel bir şey olur mu ya vallahi ya. Of. Tamam değil mi? Vallahi benim. O özgünlüğü harika olur biliyor musun?
Aynen öyle. Ya ben sana reylik adam diyorsunuz sizler. Orada. Orada yapıyorlar. Kazım yoğun işleri arasında bizleri almaya geliyor ve çok mutlu olup çok rahatlıyorum. Aslında programa başlarken bu yolu yürüyüp geri dönmeyi planlamıştım. Ama ağır yüklerle, malzemelerle 5 kilometrelik bir yol, hem de yokuş yukarı bir yol. Ve bu yol benim gözümü korkutup fikir değiştirip Kazım'a, Kazım bizi almaya gelir misin diye sorduğumuzda o da söz veremeyip belki gelebilirim demişti. Ve Kazım geldi. Şu an araçtayız ve çevreyi seyrede seyrede ormanların arasından yol alıyoruz. Öylesine muhteşem görüntüler var ki sevgili izleyicilerimiz, işte bu güzel ormanlardan geçip nihayetinde medeniyet diyebilecek olduğumuz, medeniyetin demiş olduğu, görmüş olduğumuz obalara geldik. Kazım, dün hiç haber alamadık. Ne telefon çekiyor, ne bir şey, ne haberi izleyebildik. Ne oldu memlekette, ne var ne yok, var mı iyi kötü bir haber? Normal mi her şey? Her şey normal ama işte bu virüs, Covid bizi biraz sarsmaya başladı. Sarsın, evet. Gördüğünüz gibi. Evet, aracımızı bırakmış olduğumuz yere geldik sevgili izleyicilerimiz. Artık daha rahatız. Gerci Obası'na geldik. Aracımızın olmuş olduğu yere. Kazım'ın gelmesiyle yaklaşık olarak 2 saatlik bir vakit kazandık sevgili izleyicilerimiz. Ve bu konudan da gerçekten çok çok mutlu olduk. Gerçekten çok ama çok çok zor bir yürüyüş olacaktı. Ne yapacaktık? Olmasaydı yürüyecektik tabii ki. Ama şu anda bizler için her şey çok çok daha kolay. Çantalarımızı diğer araca, kendi aracımıza aktaracağız. Oradan da artık bir günün yorgunluğunu çıkartmak için evlerimize geçeceğiz. Aracımızın olduğu Gerci Obası'na gelip çantalarımızı, malzemelerimizi kendi aracımıza aktarıp veda etmek için Gerci Obası'nı da arkamıza alıp son bir kez mikrofonu elime alıyorum. Çantalarımızı belediyenin aracından kendi aracımıza aktardık sevgili izleyenler ve şimdi veda vakti geldi. Gerçekten çok zorlu bir program oldu. Bulunmuş olduğumuz yer Gerci Obası. Obayı da arkamıza alarak, bu güzel görüntüyü de arkamıza alarak veda edeceğiz. Arkadaşlar, sizleri de alayım böyle. Özgür, Muhammed, Kazım sen de gel.
Özgür, ben çok çok teşekkür ediyorum. Muzaffer'le organize oldunuz. Önce Abla Kayası'ndan oradan aşağı indik. Gerçekten çok güzel, keyifliydi. Bilmemiş olduğum için endişe etmiş olduğum bir süreçti ama sizin profesyonelliğiniz o bizim endişemizi giderdi. Daha sonra işte şelalenin olmuş olduğu bölgeye, ormanda kamp, şelale, geri yürüyüş yolculuğunda Kazım'ın desteği sağ olsun. Güzel bir programdı. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Biz elimizden geldiği kadar tabii yardımcı olmaya çalıştık. Böyle güzellikleri insanlara tanıtmak adına yaptığınız programlar için size teşekkür ediyoruz. İşte Kapadüz Belediye'miz sağ olsun, arkadaşımız Kazım sağ olsun, bizi çok büyük bir yürüyüşten, tırmanıştan kurtardı. Bunun haricinde dediğimiz gibi kazasız belasız bir şekilde geldik. Faaliyetimiz şu anda sonlanıyor. Teşekkür ederiz. Muhammed, sen neler söyleyeceksin? Güzel bir kamp geçirdik. Geri dönüş yolu zorlu olsa da Kazım abi yardımımıza yetişti. Evet. İnşallah tekrarını yaşarız. Günün kahramanı Kazım. Kazım, hepimizin sana ikişer saat borcu var. Bu iki, bizden ikişer saat borcumuz var. Sana gerçekten hem zorlu bir yolculuktan, yoldan kurtardın bizi. İyi ki varsın valla. İşte hani arkadaş demiş oldun. Böyle günlerde desteği belli oldu. Teşekkür ederiz. Ya biz dün akşam konuşmuştuk, siz ne demiştik? 10 gibi geliriz. Yani biz sözümüzü tuttuk. Geldik. Yani ilçemizin tanıtımı açısından biraz önce de söyledim. Tanıtım açısından size her türlü imkanı sağlamaya hazırız. Evet. Sayın Başkanımızın öncülüğünde Genel Başkanımız işte gidin ilgilenin dedi. Biz de sizinle bu konularda yani ilgilenmeye çalışıyoruz. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Kazım. Evet, Muzaffer, bir programı da burada bitirdik. Telefonlar da çekmeye başladı. Kim arıyor? Şimdi telefonlar da artık çekmeye başladı sevgili izleyicilerimiz. Obayı arkamıza aldık. Muhteşem bir görüntüsü var. Muzaffer, zor bir programdı değil mi? Kayalıklardan aşağı inmemiz macera doluydu. Ondan sonra gece kamp. Orada gerçekten geceliğin ormanda tedirgin olduk. Kamera şurası bir şey vardı, onu alayım da. Evet, tedirgin olduk. Şelalen olmuş oldu, yani yürüyüş çok zorlayacaktı bizi ama rahat bir şekilde geldik. Güzel, keyifli bir program oldu. Nasıl, sen ne diyorsun Muzaffer? Güzeldi değil mi? Evet sevgili izleyicimiz, Köşe Bucak programında maceralar devam ediyor. Önümüzdeki hafta nerede olacağız? İnanın nerede olacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bilmiş olduğumuz tek bir şey var. Yine güzel memleketimin güzel bir köşesinde sizlerle birlikte olacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.